İlk başta diyor ki Cübbeli Hoca'ya. Lale Gül FM'de eskiden. Şimdi Lale Gül TV oldu. 2014 yılından beri yayındayız. Ya şimdi teliflerle geçinen bir insan bir televizyon nasıl finanse eder? TV açmışsınız da diyor. Bunun parası nereden buluyorsunuz? O da diyor ki yani yöneticilere soracaksın. Nerede reklamdan falan yapıyorlar. Biraz sonra adam kendi diyor. Vuslat Derneği'nden 120 bin liralık reklam almışsınız. Diyor. Ya baktı işte biraz önce soruyordum nereden para geliyor ama buradan geldi diyor. <laughs> Kendisinin propagandasının yapıldığı bir kanal var. Lale Gül Efem. Vuslat Derneği onun propagandasının yapıldığı televizyona aylık 120 bin lira reklam parası ödüyor. Bu adam Lan, bu adam resmi dernek mi? Kim? Vuslat Derneği evet. resmi dernek. Evet. Buraya yatırdığı paranın faturası var mı? Abi, sana abi. ne bundan o zaman? Abi. Peki demin dediğini tekzip ettin kendini. Ne tekzip ettin? Dedin ki tekzip bu televizyon nasıl şeyi? geçiriyorsun dedin. Abi dernek güzel reklam parası veriyormuş. Söylüyorum Zaten bunu. çıktı Türk satın parası. <laughs> Neyse oradan diyor reklamı bağlamışsın. Buradan şunu yapmışsın diyor. Bütün kanallar aynı şekilde yapıyor zaten bunu yani. Yani demek istiyor ki dinle alakalı olmayan kanallar bir ağ kurmuş, reklam alıyor, reklamını yaptığıyla bir bağ kuruyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor bu kanalları döndürüyor. Tamam, işin özü böyle. İsmail saymaz da anlamıyor ne dediğini aslında. Siz Müslümanlar diğer kanalların kullandığı ağı nasıl kullanırsınız? İşin özü buraya geliyor yani. Ya bütün kanallar aynısını yapıyor zaten. Bütün kanallar aynısını yapıyor zaten. Reklam alıyor. <laughs> Onunla da bir sıkı bağ kuruyor. Ondan sonra ondan reklam alıyor. O reklamla bu kanalı döndürüyor. Yani netice getireceği konu geldiği konu şurası. Ya siz Müslümanlar bu işleri niye çözdünüz arkadaş? <laughs> Diğerlerinin bu gittiği yolların yordamını öğrendiğinizde bu kanalları niye açtınız bakayım? Formülün dediği gibi. <laughs> bu formülleri öğrenim nasıl uygular? Siz Müslümansınız ya. Siz Müslümansınız. Siz <laughs> niye uyguluyorsunuz? Siz oturacaksınız köşenizde, karışmayacaksınız hiçbir şeye. Bu formülleri İslam'la alakalı olmayan insanlar uygulayabilir sadece. Siz uygulayamazsınız yani. İşin özü bu. Buraya getiriyor konuyu. Velhasıl kanal açılır, her yerden reklam alınır. Kalkmış bunu o kanalın niye açıldığını yargılayacak kadar acayip acayip konuşmalar içerisinde bir söylem orada oluşturmuş. Bununla da Cübbeli hocayı suçlu bulacak yani. Kanalı açmışmış, niye oradan der reklam almışmış? Reklama diyor yardım parasını vermiş. Bu mesele şöyle ince bir ayar üzerine gidiyor. Sen reklamı verdiğin zaman, reklam verdikten sonra çalışman ki zaten bütün dernekler reklam veriyor yani. Sağcısıyla solcusuyla bütün dernekler. Eğer bu derneklerin reklama harcadığı para haramsa, tamam yanlışsa, o zaman bütün dernekleri kapatın. Kızılay var, bilmem şu var. O reklamları yapıyorsun ki sen çünkü bir Müslüman olarak zaten dünyanın meşgalesiyle yoğrulup gidiyorsun. Adam sana şey reklamını gönderiyor ki hayır yap, yapacağın yeri biliyorsun yani gönderiyorsun. E o o zaman hiçbir kanal şey yapmasın. Bu reklamlardan para almasın. Yapıyor mu öyle? Yapmıyor yani. Onun için bu reklamları yapmazsan zaten insanlar bu olaylardan haberdar olmuyor. Bunun reklamdan ziyade bildiri gibi bir özelliği var. Bildiri yapıyorsun sen oradan. O bildiri içinde adam senden para alıyor mecbur. Her kanalın aldığı gibi o kanal da alıyor. Yani diyorum ya işin özü bu. Her kanal bunu alıyor. Siz nasıl alırsınız? Siz Müslümanlar alamazsınız. Niye alıyorsunuz? Za getiriyor yani.